birkaç sene sonrası içinde sence diş hekimliği tercih edilebilir bir bölüm olacak mı? Mezun olan bir diş hekimi devlette çalışmak istiyor. Bunun için bir sınava girmesi gerekiyor. KPSS'ye falan da hazırlanması gerekmiyor. Kurayla. Hani bütün akrabalarım şu anda bir şeyler bekliyorlar. Ve hani her bölümden, yani tek bir bölümde değil. Giyenlerimin ortodonti tedavisinden tutun, arkadaşımın bir aile dostunun diş çekimine kadar... Ya seni bekleyeyim mi? Ya beni beklemeseniz de olur diyorum. Çünkü diş ya hani ertelemeye gelmez falan. Ama bekleyeceğiz diyorlar. Herkese selam, herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Mert Erdoğan. Bugün yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Doğa Karaslan var. Bugün bölüm tanıtımları serimizin ilk videosuyla diş hekimliği ile beraber sizlerleyiz. Bölümün hakkında konuşacağız. Diş hekimliği hakkında doğru bilinenler, yanlış bilinenler, merak edilenler ve daha fazlası diyerek sözü sana bırakıyorum. Bize diş hekimliğini tanıtabilir misin? Diş hekimliğini tanıtabilir miyim? Yani açıkçası şu anda ikinci sınıfı bitirdim. Hala çok bir şey bildiğimi düşünmüyorum. Ama beklediğimden çok daha zor ve uzun bir yol olduğunu söyleyebilirim. Zor. Evet. Zorlukları ne peki? Zorlukları ne? Öncelikle her zaman tıpla karşılaştırılan bir bölüm ve hani aslında tıpın daha aşağısında da görülebiliyor. Hani halk arasında tıp kazanamayanlar işte diş yazıyor falan. Biz şunu savunuyoruz. Diş hekimliği belki de yani olan meslekler arasında en zorlarından bir tanesi olabilir. Ya tabii ki her mesleğin. Yani işin şakası o. Her mesleğin kendine göre bir zorluğu vardır. Ama hem tıp derslerini alıyorsunuz, hem üstüne kendi bölüm derslerinizi alıyorsunuz. Hem üstünde pratikleriniz var, teorikleriniz var. Yani bayağı bir karmaşık oralar. Nasıl eğitimler alıyorsunuz? Ders içerikleriniz neler? Bunlar aslında fakülteden fakülteye göre değişiyor. Ben Gülhane'de okuyorum. Genelde ama geneline konuşacak olursam ilk 3 sene bir tıp derslerinden teorik eğitiminiz oluyor. Ki bu 1 ve 2. sınıfta çok daha yoğun bir şekilde oluyor. Yani genelde kendi bölümünüze yoğunlaştığınız 3. sınıf ve sonrası oluyor. Tıp dersleriyle birlikte işte dediğim gibi kendi bölüm dersleri var. Endodonti, protez, restoratif. Bunlar da her fakültede değişiyor ama ya almaya başlıyorsunuz hani 2. sınıftan itibaren o şekilde söyleyeyim. Peki ilerleyen senelerde bu işin pratik kısmı nasıl oluyor? İlerleyen senelerde bizim 3. sınıfta 2. dönem bir gözlemimiz var. Gözlem yapıyorsunuz sadece. İşte hastanede zaten herkes kendi hastanesinde yapıyor. 4. ve 5. sınıfta da artık staja başlıyorsunuz. Son zamanlarda da güzel bir haber aldık. Artık 5. sınıfta bir asgari ücretle. Öyle mi? Evet. Beklediğimiz ya istediğimiz bir şeydi. Yani çünkü doktorsun artık, hani hasta bakıyorsun. O yüzden o da bizim açımızdan aslında güzel oldu. Bu arada bilmeyenler için de söylemiş oldum. Diş hekimliği 4 sene değil. Buna da dikkat ediniz. Diş hekimliği 5 senelik bir bölümdür. Evet, çoğu arkadaşımla bu konuda hala tartışıyoruz. Ya nasıl ya, 4 sene değil miydi? 5 sene. İş imkanları hakkında konuşacak olursak, diş hekimliğinden şu anda mezun olan bir diş hekimi hangi alanlarda, nerelerde çalışabilir? Şöyle, bir tane tıpta TUS sınavı olduğu gibi bizde de DUS sınavı var. Buna tabii ki girme zorunluluğunuz yok. Mezun olduğunuz zaman her bölümde, ya tıptaki gibi değil, mezun olduğunuzda her bölümde her şeyi yapma hakkına sahipsiniz. Ama fakülte sayısı arttı, bayağı arttı. Hani bir farkımı ortaya koyayım diyorsanız kesinlikle DUS sınavınıza girmenizi öneririm. Bölümleşip branşlaşmanız adına. Devlette çalışabilirsiniz, özel bir klinikte birinin yanında çalışabilirsiniz. Eğer bütçeniz varsa ilerleyen dönemlerde kendi kliniğinizi açmanızı da tabii ki öneririm. Ben de hani o şekilde planlıyorum. Bakalım, umarım olur. Aslında bugünkü yapı hakkında konuşuyoruz ama şu anda bu videoyu izleyen belki 12. sınıf arkadaşlarımız olacak. Belki 11, belki 10, belki 9. Bundan birkaç sene sonrası için de sence diş hekimliği tercih edilebilir bir bölüm olacak mı? Yani önü açık olacak mı? Orada ihtiyaç fazla mı yoksa önü kapanır mı? Ya bunu hep diş hakkında konuşuyoruz ama baktığımızda çoğu meslek için aynı şey geçerli. Hani siz bir noktada çabalamazsanız, kendinizi geliştirmezseniz ya sizin önünüz kapanacaksa zaten her meslekte kapanır. Diş daha garanti bakılan bir meslek olduğu için hani o göze çarpıyor aslında. Her meslekte var bu sorun. Yani sevip sevmemenizle alakalı bence. Şimdi
dişte iş sıkıntısı çekeceğim düşüncesiyle hiç sevmediğiniz bir mühendisliği tercih ederseniz, ki benim çok arkadaşım var bir yere kadar mühendislik okuyup sonra ben yapamıyorum deyip işte dişe tıpa tekrar hazırlanan. O yüzden böyle bir şey yapmanızdansa istediğiniz ve sevdiğiniz bölüme tekrar girip orada farkınızı ortaya koymanızı ben tavsiye ederim. Şu anda diyelim ki diş hekimliği fakültesinden mezun olan bir diş hekimi devlette çalışmak istiyor. Bunun için bir sınava girmesi gerekiyor mu? Sınava girmesi gerekmiyor. KPSS'ye falan da hazırlanması gerekmiyor. Kura'yla oluyor diye biliyorum. Çok güzel. Evet. Peki, ama gelelim. Sayısı çok değil. Çok merak edilen konulardan birisi. Diş hekimleri ne kadar kazanıyor? Yani çok uç noktalarda ücretler de var. Saçma sapan işte asgari ücret ilanları da dolaşıyor. Hani bu tamamen aslında şu anda hocalarımızın bize söylediği şey, mesleğinize sahip çıkın. Yani bir asgari ücret yazısı gördüğünüzde ya bunu kınamanız gerekiyor. Yani çünkü biz bu kadar çabalıyoruz, bu kadar eğitim görüyoruz. Birinin sağlığı üstünde sonuçta bir etki yapıyoruz. Tabii. Ve bu nedenle kesinlikle bu kabul edilir bir şey değil. O nedenle her zaman kendinizi üst görün. Yani bununla yetinmeyin diyorlar ama dediğim gibi çok absürt fiyatlar da var. Çok düşük şeyler de var. Peki aslında burada söylemiş olduğun aslında çok güzel bir şey. Kendi kıymetinizi kendiniz oluşturursunuz. Kendinizi geliştirmeye bakın. Peki diş hekimi adayı kendisini nasıl geliştirebilir? Şimdi bölümü bitirmek evet güzel bir şey ama bunun dışında bence yanına dil eklemek de çok önemli. Ben bunun için birazcık böyle yavaştan başlamayı düşünüyorum. Umarım geç kalmamışımdır ama geç kaldığımı çok düşünmüyorum. Şu an ben ikinci sınıfı bitirdiğim için birazcık erken olduğunu düşünüyorum. Yani umarım üçüncü sınıfın yazında belki bir kliniğe gözlem yapmaya gidebilirim. Mesleği öğrenmek açısından bence gözlemlemek ve o havayı tatmak etkiler diye düşünüyorum. Psikolojik danışman olduğun zaman veyahut öğrencilik hayatındayken dahi bunu söylediğin zaman o sen bölümü bitir ilk hastan benim gibi böyle bazı söylemler var. Evet. Şimdi size de vardır. Bir diş hekimi adayının duymak istemediği artık yeter dediği bazı şeyler vardır. Bölümle ilgili bunlar neler mesela? Yani o kadar çok insan var ki hani bütün akrabalarım şu anda bir şeyler bekliyorlar. Ve hani her bölümden yani tek bir bölümde değil. Her bölümden bir istek var. İşte küçük yeğenlerimin ortodonti tedavisinden tutun. Arkadaşımın bir aile dostunun diş çekimine kadar ya seni bekleyeyim mi? Ya beni beklemeseniz de olur diyorum. Çünkü diş ya hani ertelemeye gelmez falan. Ama bekleyeceğiz diyorlar. Çok ne yazık ki masraflı bir bölüm olduğunu söylemem gerekiyor. Ne gibi masrafları var? Malzemeler. Onları siz alıyorsunuz herhalde tabii değil mi? Tabii ki malzemeleri kendimiz alıyoruz. Mesela senenin başında kullandığımız ve ölçü alım için yaptığımız alginat diye bir malzeme var. Alginatı işte karıştırıp normalde bunun makineleri falan var. Ama biz hani her şeyi işi öğrenelim diye karıştırmasını falan bize yaptırıyorlar. Ben onun kıvamını tutturana kadar kaç paket alginat bitirdim hiçbir fikrim yok. Ya böyle şeylerde tabii ki sizin öğrenme hızınıza bağlı da fiyat tabii ki artıyor. Malzemeler giderek zamlanıyor ne yazık ki. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Şu anda devlette okuyan bir diş hekimi adayım. Bütün eğitim süreci içerisinde birinci sınıftan mezun olana kadar ortalama ne kadar eğitim hayatına gider sağlar? Devlette her sene ortalama yani 5.000-10.000 arası harcar diye düşünüyorum. Malzemelere vesaire. Evet. Gerçekten yüksek bir rakam. Yani evet. Diğer bölümlerde en azından bizim bölümümüz için pek böyle bir şey söylemek mümkün değil. Aynen. Bunları da bence göz önünde bulundurmak gerekiyor tercih döneminde. Evet. Ben tıpla diş arasında kaldığım dönemde şey düşündüm. Evet bu okulu okuyacağım. Ama sonrasında asıl benim hayatımı etkileyen şey meslek hayatım olacak. Tabii. Ve çalışma şartlarını düşündüm. İşte nöbettir, şudur budur bunlar benim çok istediğim şeyler değildi. Dişin çalışma şartları daha kolay. İşte özellikle kliniğiniz falan varsa 5'te kilitleyip çıkıyorsunuz falan filan. Ya bunlar benim birazcık sosyal hayatı da etkilediği için çok önem verdiğim şeyler. Çünkü tabii ki mesleğime odaklanmak isterim ama bir yandan sosyal hayatımı da devam ettirmek isterim. Okumaktan çok meslek hayatına odaklanarak bir karar verdim. Şöyle şeyler düşünüyor olabilirsiniz. İşte insanın ağzıyla uğraşacağım. İşte tiksinmez miyim? Şöyle böyle. Ya böyle şeyleri çok düşünüyorsunuz. Ben tercih etmeden önce işte diş çekim videoları falan izliyordum. Ve hani bakamıyordum. O zaman da gerçekten alışıyor mu insan? Kesinlikle.
Ya endodontide mesela çekilmiş dişlerle işlem yapıyoruz ve çekilmiş dişin bir kokusu var şimdi. Hani başta çok tiksinmiştim, işte dokunamıyordum, eldivenle hani dokunuyorsunuz. Artık hani kendi elimle bile böyle alıp bakıyorum yani. Bir yerden sonra tabii oynuyorsunuz yani, alışıyorsunuz bir yerde. Onun kavanozları falan var. Oo, çok tabii. Evet, bölüm tanıtımları serimizin ilk bölümünde Doğa ile beraberdik. Doğa bir diş hekimi adayı. Tekrardan teşekkür ediyoruz Doğa. Ben teşekkür ederim. Bölüm tanıtım serimizin yeni videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.